Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Endless OS isimli bir işletim sistemini tanıtacağım. Bu işletim sistemini nasıl kuracağımızı, USB'sini nasıl hazırlayacağımızı, USB'ye bu işletim sisteminin kurulumunun nasıl yapılacağı ve bilgisayara nasıl kuracağımıza dair bilgileri bu videomuzdan bulabilirsiniz. Öncelikle Endless OS yazan işletim sistemi nedir? Onu anlatayım. Bu işletim sistemi Debian yani Linux tabanlı bir işletim sistemidir. Özellikle Asus bilgisayarlar, son zamanlardaki Asus bilgisayarlarda hep bu FreeDOS gelen Asus notebook bilgisayarlarda bu işletim sisteminin kurulu olduğunu görmekteyiz. Sanırım Asus'un desteklediği bir sistem veya Asus'un yaptığı, kendi yazılımcılarının yaptığı ve dünyaya yaydığı bir sistem olduğunu düşünmekteyim. Bildiğim tek şey son zamanlarda Asus FreeDOS gelen Asus bilgisayarlarda bunun her zaman kurulu olarak gelmesi. Peki Endless OS yazan işletim sisteminin bilgisayarımıza kurulması, kurulumdan sonraki kullanımı hakkında bilgilere geçelim. İlk olarak bu videomun açıklama kısmında vereceğim linkten şu açılacak olan link bir download dosyası olacak arkadaşlar. Bu download dosyasını indirdiğinizde dosyanın yardımıyla bir adet kurulum USB'si hazırlamış olacaksınız. Kurulum USB'sini format atmak istediğiniz, bu işletim sistemini kurmak istediğiniz cihaza takıp birazdan göstereceğim şekilde kolaylıkla, basit bir şekilde bir bilgisayara bu işletim sistemini kurabilirsiniz. Peki neden kurmanızı tavsiye ediyorum? Örneğin çok eski olmayacak tabii. Çok eski bilgisayarlara kurulmuyor. Biraz sonra ben size bunun detayını yazmışlar zaten. Onu da göstereceğim. Çok eski olmamak şartıyla Windows'tan artık bıktınız. Yavaş çalışıyor, virüs bulaşıyor ve benzeri şikayetleriniz var ise veya lisans, zaten bu FreeDOS bir işletim sistemi, bedava dağıtılan bir işletim sistemi, açık kaynaklı sanırım bildiğim kadarıyla. Bir lisans problemi yok. İyi kötü internet işleriniz, ufak tefek Word, Excel, PowerPoint işlerinizi görmek istiyorsanız tam size göre bir işletim sistemi. Peki ne yapıyoruz? Öncelikle vermiş olduğum linkten açıklama kısmında ayrıca burada download and install yazan yerden bir şu restart deyip küçük bir dosya indireceksiniz. Bu dosya indikten sonra karşınıza bir kurulum penceresi gelecek. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi aşağıya Endless Installer yazan, exe yazan dosya. Buna bir tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza şimdi göreceğiniz kurulum penceresi gelecek. O gelene kadar şunu söyleyeyim. Geldi kendisi. Bir adet 16 GB boş bir USB bellek hazırlayın arkadaşlar. 8 GB'ları kabul etmiyor. En az 16 GB olması gerekiyor ve boş olması gerekiyor. Önemli bir bilginiz var ise USB belleğinizde kesinlikle sileceksiniz. Flash belleğimi taktım. Şu açılan pencerede indirdiğimiz dosyaya tıkladığımızda açılan pencerede Endless Kuryas'ın hemen altında Endless USB bellek kullananlar gelişmiş kurulum için burayı tıklayın yazan yeri tıklıyoruz. Burada bize iki seçenek geliyor. Bir Endless USB'si yani USB'den çalışacak şekilde bu işletim sistemini Endless işletim sistemini kurmamızı tavsiye ediyor ve veya bir USB kullanarak bilgisayarımızın kendi orijinal hard diskini silip oraya bir bu işletim sistemini kurma yolunu söylüyor. Biz ne yapacağız? Biz bilgisayardaki her şeyi sileceğimiz için şunu seçtik. Zaten iki tane seçenek olacağını söylüyor. Ardından Endless USB bellek oluşturun yazan yere tıklıyoruz. Burada iki tane seçenek var yine. Temel sürümü ile full sürümü. Arkadaşlar internetiniz var ise boşu boşuna zaman ayırmayın. Boşu boşuna böyle büyük dosya indirip ki bunu indirdiğinizde en az 32 GB'lık bir flash belleğe ihtiyacınız olacak. Hiç gerek yok. 2.5'luk olanı indirin. İnternet günümüzde herkese var iyi kötü. Oradan burada söylemiş olduğu yüzden fazla uygulama ve benzeri şeyleri zaten indireceksiniz. Free bedava yazılım vereceksiniz zaten. Ne yaptık? Temel sürümü indirdik. Temel sürümümüzü indirdikten sonra takılı olan flash belleğimi algıladı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Eğer ki burada bir flash takılı olmasaydı şöyle gördüğünüz gibi bir flash takmamı isteyecekti. Bir 8 GB'lık flash takalım. Bakalım aynı şeyi söyleyecek mi bize. Bakın 8 GB taktığımda sonraki aktif olmuyor. En az 16 olması lazım. Çünkü burada da zaten 9.3 boyutunda bir flash belleği oluşturacağını söylüyor. 16 GB'lık bir flash belleği taktıktan sonra cihazım içindeki, flashımın içindeki her şeyi yedekledim ben. İçi müsait boş. Taktım. Burada gördü. Hemen aşağıdaki bunun USB aygıtımdaki tüm dosyalarımı sileceğini anlıyorum yazan yeri seçmemiz lazım. Evet, içinde her şeyi silecek. Daha sonra sonrakine basıyoruz.
Yaklaşık bilgisayarın hızına göre bir 10 dakika süre içerisinde veya 15 dakika süre içerisinde internet ve bilgisayar hızınıza bağlı kalmak, yani bağlı olarak bu flash belleğinizi sorunsuz bir şekilde oluşturacak. Burada USB belleğinizin başarılı bir şekilde oluştuğuna dair ibareyi gördüğünüzde artık flash'ınız hazırdır. Şimdi flash'ımızın hazırlanmasını beklerken ben kurulum yapacak bilgisayarıma geçeceğim şimdi. Oradan devam edelim. USB belleğim hazırlanırken size anlatmam gereken önemli bir detay var arkadaşlar. Orayı da kaçırmamamız lazım. Antisos işletim sisteminin support sayfasına geldiğimde, support sayfasına gördüğünüz şuraya geldikten sonra linke tıklayıp buraya geldiğimde bana şurada sistemin özellikleri, yani kurulacak olan bilgisayarın hangi özelliklere sahip olmasına, hangi özelliklerde olması gerektiğine dair bize bilgi vermekte. Hemen ne yaptık? Karşımızda görmüş olduğunuz gibi sistem özellikleri var. İsterseniz Türkçe'ye çevirelim bunu. Türkçe dilinden size anlatalım. Burada x86 işlemciler için şurada diyor ki 32 bit işlemcilere sahip bilgisayarlarda çalışmaz. Bakın burası çok önemli. 32 bit işlemci bir bilgisayar var ise eski 2007 veya daha eskisi önceki bilgisayarlarda, hatta bu tarihten sonra üretilen bazı düşük maliyetli netbook bilgisayarlarda 32 bit işlemciler bulunur. Bunlar da çalışmazmış. Gördüğünüz gibi. Yine Chromebook'larda, Apple'larda, ARM işlemcilerde hangi özelliklere sahip cihazlarda çalıştığına dair bilgileri buradan bulabilirsiniz. Ama burası bizim için çok önemli. Diyor ki adam, bu Antlers OS işletim sistemini 64 bit desteği olan bir bilgisayar olacak mutlaka. Ve eski netbook 32 bitli işlemcilerde kesinlikle kurulamayacağını söylüyor. Ben kurdum aslında ama çok yavaş, dedikleri gibi, yani tavsiye etmedikleri kadar var. Birazdan da kuracağım bilgisayar da yine bir netbook bilgisayar. Zorunlu olarak onu kuracağım ben ama size de tavsiyem, eski cihazlarınızda bunu kurmayın. Biraz ağır bir program diyebilir. Çok ağır değil ama 64 bit desteğini istiyor. Gerçekten istiyor. Peki 64 bit bilgisayarınız var, desteği var. RAM olarak ne istiyor? RAM olarak da en az 2 GB bir RAM bellek istiyor sizden. Ve 32 GB kadar bir disk alanı istiyor. Çok bir yer kaplamıyor zaten. 64 bit destekli küçük bir bilgisayarınız var ise, çok eski olmamak şartıyla ve netbook olmamak şartıyla, 64 bit desteği var ise 32 GB bir hard disk, 2 GB bir RAM ile grafik kartı falan çok böyle istemiyor zaten. Burada kendisi de yazmış. Çoğu grafik kartının kendisini yüklediğine dair bilgiler var. Kablosuz kartları, çoğu kablosuz kartla çalıştığını söylüyor. Desteklemediği şeyler arasında akıllı kartlar, parmak izi tarayıcıları, eski fax modemler, Asus'un 1-2 işte özellikleri. Ama buradaki dediğim gibi en önemli özellik neydi? Şurada da yazmış 2007 Antlers OS 32 bit. Burada çok önemli bir detay. 32 bit işlemcilere sahip bilgisayarlarda çalışmaz. Bu da kuruluma geçmeden önce bilmeniz gereken önemli bir detaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, flash belleğimizin hazırlanma işi tamamlandı. Ben daha sonra flash belleğimi bilgisayarıma taktım. Bilgisayarımı flash bellekle açtıktan sonra karşıma bu ekran geliyor. Bu ekrandan birazdan da göreceğimiz kurulum ekranı gelecek bu ekrandan sonra. Orada kurulumla ilgili bilgileri size aktardıktan sonra cihazıma bu Antlers işletim sistemini, Linux tabanlı, Debian tabanlı işletim sistemini kurmuş olacağım. Kurmuş olduğum makine biraz yavaş. Az önce belirtmiş olduğum, tavsiye etmediğim makinelerden bir tanesi. Mecbur bu bilgisayarı kurmak zorunda kaldım. Elimde şu anda o var sadece. Bu ekranda biraz gecikmeler olabilir. Sonuna kadar bekleyelim arkadaşlar. Ne yaptım? Gelirse eğer tabi, özetleyecek olursam, USB'mi hazırlamıştım. USB'mi taktım. Bilgisayarımı USB kapalı moddayken açtım. USB'den açtım ben. USB ile boot ettikten sonra bu ekran geldi. Bu ekrandan sonra kurulum ekranının gelmesini bekliyor şu anda. Evet arkadaşlar, kurulum ekranımız geldi. Hemen karşımızda dil seçeneklerinden bulundu. Dil seçeneklerinin olduğu penceremizden Türkçeyi seçtik. Şuradan ileri diyoruz. Burada çok önemli bir detay var. En önemli yer bence burası. Bize iki seçenek sunuyor. Bir tanesini diyor ki USB bellekten çalıştırarak kurulum yapabilirsiniz. Yani ben her seferinde flash belleği takıp flash bellekten başlattığımda bu işletim sistemi flash'tan başlamış olacak. Veyahut bunu bilgisayarı direkt hard diskine kurup sadece bilgisayarımızda bu işletim sisteminin olmasını da sağlayabilirsiniz. Biz bunu istiyoruz. Biz ne yapacağız? Bilgisayarımızdaki hard diski her şeyi sileceğiz.
Sadece bu işletim sistemini bu hard disk'e kurmuş olacağız. Yeniden biçimlenleri seçip oraya tıkladık. Hangi sürümü kuracağız? Zaten indirdiğimiz sürüm bu idi. Bundan başka sürüm yok. Seçtik, ilerledik. Karşımıza hard diskimiz gelecek. Hangi hard disk kuracaksak o hard disk seçeneklere gelecek. Şimdi onun gelmesini bekliyorum. Şu burada bilgisayar mevcut takıl olan hard diskim, 320 GB'lık bir hard diskim. Şöyle seçip buradan silinmesini onay verdikten sonra ileri diyorum ve cihazımın kurulumunun bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Cihazınızın hızına, internetinizin hızına bağlı kalarak bir süre alabilir. Sonuna kadar bekliyorsunuz. En son kurulum tamamlandı, başarıyla tamamlandı tarzında bir ibare göreceksiniz. Kapattıktan sonra flash verilerimizi çıkartıp bilgisayarımızı yüklemiş olduğunuz bu işletim sistemiyle açacağız. Evet, kurulumu başlattıktan sonra kurulmuş haliyle tekrar karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar, kurulumumuz bitti. Karşımızda görmüş olduğunuz gibi bir işletim sistemi, Antlers işletim sisteminin kurulu hali. Neler var? Chrome var. İşte ufak tefek YouTube ve benzer işte Office dosyaları, işte LibreOffice free olduğu için ücretsiz. Bunlar kurulmuş. İşte Facebook, WhatsApp, bir insanın günlük hayatta kullanabileceği bütün programlar burada mevcut. Yine uygulamalar diye bir mağazası var. Kendi mağazası. Uygulamalar mağazasına geldiğinizde internet üzerinden çeşitli kategorilerde ayrılmış burası. Burada sizlere uygun olan uygulamaları buradan indirip kurabiliyorsunuz. Play Store tarzında olmuş tabi biraz. Yine kapatma, açma, işte kullanımı bu şekilde. Burada açma kapama düğmeleri, masa üstünü göster, uygulamaları göster tarzında. Sesi çıkıyor. Hiç driver yüklemenize gerek kalmıyor. Ondan sonra wireless'i direkt kendi otomatik gördü. Driver'lar, driver'lar yüklemeye gerek kalmadan hepsini kendisi otomatik yaptı. Otomatik güncellemelerini de yaptım. Oyunlar var ufak tefek. İşte kodlama ile ilgili seçenekler sunuyor. Kodlama ile ilgili programlar veriyor size. Burada işte mağazasına geldiğinizde kodlama öğrenin tarzında. Ve %100 Türkçe arkadaşlar. En güzel tarafı da o. Eğer ki yabancı dil sorunuz var ise tamamen Türkçe. Kendisi otomatik kurdu. Multilanguage yazan yerden indirdiğimiz için daha sonra Türkçeleştirdik. İşte medya var. Ufak tefek internet dosyalarınız var. İş görüyor arkadaşlar. Eğer ki lisans sorunu yaşamak istemiyorsanız, virüs sorunu yaşamak istemiyorsanız tavsiye edebiliriz. Bu şekilde bir işletim sistemini kullanabilirsiniz. Yapacaklarınız bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.